Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Beşiktaş var. Beşiktaş'ın gündeminde neler var? Onları sizler için derleyip toparladım. Sizlere sunmaya gayreti içerisine gireceğim. Yani Beşiktaş gerçekten de gemileri yaktı. Yani bu transfer sürecinin şampiyonu oldu. Sezon sonunda da şampiyon olmak için hala da çok çok önemli, çok değerli oyuncular için çalışmalarını sürdürüyor, onu söyleyelim. Şimdi şöyle başlayalım. Dinamo Zagreb maçı iptal oldu. Aşırı yağış nedeniyle bu karşılaşma oynanamadı, onu söyleyelim. Eğer oynanmış olsaydı size maçla ilgili bilgi aktarımını da yapmaya çalışacaktım. Tabii bu arada Semih Kılıçsoy izni varken ben kampa katılmak istiyorum dedi ve Immobile ile birlikte kampa katılıyor, Slovenya kampına, bunu da söyleyelim. Ve Slovenya kampında yarın saat 14.30'da bir basın toplantısı düzenlenecek. Hüseyin Yücel de orada, Feyyaz Uçar da orada olacak ve Immobile basının karşısına çıkacak, soruları yanıtlayacak. Hepimizin merakla beklediği bir basın toplantısı olacak. Ben de gerçekten merakla bekliyorum. Çünkü gerçekten çok önemli sorular soracaktır meslektaşlarımız ve onların yanıtını alacağız. Neden Beşiktaş'ı tercih etti? Kimlerden tavsiye aldı? İtalya Ligi'nde Lazio'yu nasıl bıraktı? Gibi gibi pek çok soru olacaktır. Beşiktaş'ta tanıdığı oyuncular kimler, onlardan bahsedecektir. Sonuç itibariyle genel anlamda Immobile'nin basın toplantısını izleyeceğiz keyifle. Şimdi kap açıklaması yapıldı, onu söyleyeyim önce. Kap açıklamasına göre 2 yıl, her yıl 6 milyon euroluk bir sözleşme. Tıpkı Rafa Silva'da olduğu gibi böyle bir rakamla açıklama gerçekleşti. Şimdi bir de önemli nokta var orada söylemem gereken. Tabii Ciro Immobile'nin son 2 yılı çok yüksek gol yüzdesiyle oynadığı yıl değil. Tabii ki 4 kez İtalya'da gol kralı oldu. Tabii ki altın ayakkabı aldı. Tabii ki İtalya'nın en çok gol atan 8 oyuncusundan biri. Tamam, bunlarda bir sıkıntı yok. Son 2 sezonda gol sayısının düşmesi, özellikle geçen sezon gol sayısında azalmanın sebebi olarak İtalyan basınına da baktım. Söyledikleri şu: Milinkovic-Savic gidince El Hilal'e, orada ona pas üretme noktasında biraz sıkıntı yaşandı. Çünkü sonuç itibariyle santroforlar kendilerine pas üretildiği sürece verimli olabiliyorlar. Onu da söylememiz lazım ve şimdi büyük bir şansı var önünde. Rafa Silva gibi bir oyuncu arkasında oynayacak ve onun ürettiği paslardan gerçekten de çok önemli verimler elde edecektir diye düşünüyorum. Benim kanaatim bu. Çünkü Rafa Silva'nın da hem gol hem de asist noktasında önemli katkıları var. Milinkovic-Savic gibi bir etki ona Rafa Silva'dan gelecektir, öyle söyleyelim. Tabii bu arada şunu da vurgulamamız lazım. Belki bu videonun altına siz de yazarsınız. Genelde en çok sorulan soru şu: İtalya'da 3 gol krallığı yaşamış oyuncu şu anda Süper Ligimizde. Kim bunlar? Birincisi Dzeko, ikincisi Icardi, üçüncüsü Immobile de geldi ve böyle bir üçleme oluşturduk. Peki bunlar içerisinde bu sezon en çok golü hangisi atar? Eğer bu konuda bir görüşünüz varsa yazarsanız seviniriz diyelim. Ve bir başka habere geçelim. İçeriden bir haber. Cenk Tosun biliyorsunuz sözleşmesi bitmişti. Biraz Beşiktaş taraftarı ona kırgın diye dün de söylemiştik. Ama o da bir açıklama yaparak Beşiktaş'tan herhangi bir teklif almadım dedi. Yani demek ki teklif almadığı için, önceki teklifi biliyorum ben zaten. Yani önceki teklif Ahmet Nur Çebi döneminde kur dalgalanmasından kaynaklanan sıkıntılı bir süreçti. Ama ikinci teklifi almadım diyor. Onun için de ayrıldım. Tabii ki yolu açık olsun. Beşiktaş'la özdeşleşmiş bir oyuncu olduğu için ben biraz böyle hani Beşiktaş taraftarının gönül kırıklığı olacaktır diye düşünmüştüm. Nitekim de o manada ciddi bir gönül kırıklığı koydu Beşiktaş taraftarı. Bunu vurgulayalım ve devam edelim. Tayfur Bingöl'e
Konya Spor, Antalya Spor, Başakşehir talip ama Beşiktaş 1 milyon euro istiyor. İşte bu da bana bu konu biraz çarpık geliyor, öyle söyleyeyim. Yani eğer bir oyuncuyu pazarlamak istiyorsanız onu kenarda bırakarak pazarlamak yerine bir sürecin içerisine alıp pazarlasanız daha doğru değil mi diye düşünenlerdenim. Ama sonuç itibariyle bu karar Beşiktaş'ın kararı ki orada Samet Aybaba gibi, Feyyaz Uçar gibi çok önemli iki isim de var. Herhalde onlar düşünmüşlerdir bunu, nasıl yapsak, ne yapsak diye düşünmüşlerdir ve bu böyle bir karar vermişlerdir. Şimdi yabancı oyuncular için farklı, yerli oyuncular için biraz daha farklı bir durum var. Bir haber de Augsburg'dan Udokai'den geldi. Felix Udokai konusunda ben şu anda Türkiye'ye gitmek istemiyorum diye Bild gazetesine bir röportaj verdi. Ya da daha doğrusu Bild gazetesinin bir haberi var diyelim. Yani röportaj olarak okumadım çünkü haber olarak okudum. Bu noktada Beşiktaş'ın stoper bölgesindeki ihtiyacının yoğun bir şekilde devam ettiğini de vurgulamamız gerekiyor. Bir sol stopere ihtiyacı var. Ha şu da düşünülebilir. Ya peki tamam da hani böyle bir kadronun içerisinde Omar Coley iş yapmaz mı? O da bir seçenek tabii ki. Omar Coley de geçen sezonun en önemli stoperlerinden biriydi. Evet, çok gövdeli, çok böyle hani Mats Hummels değil ya da işte Hermoso değil ama iyi bir stoper. Daha iyisini bulamıyorsanız, bakın bu net cümlem bu, o zaman kalmasında bence hiçbir sakınca yok, bence düşünülebilir diye düşünüyorum. Jetson Fernandez'le ilgili olay, Jetson Fernandez'in durumu, akıbeti ne olacak diye herkes merak ediyordu Zenit'le ilgili görüşmelerde. Maddi anlaşmazlık, iki kulüp arasındaki maddi anlaşmazlık nedeniyle Zenit bu transferden vazgeçti. Onu da özellikle vurgulayayım. Çünkü gider gitmez işte orta alan kalabalığı vesairesi gibi bir takım cümleler kullanılıyordu. Çünkü orada şimdi Musrati var, Muçi var, Rafa Silva var, Salih Uçan var. Yani o kadar çok oyuncu var ki şimdi hemen Amir Hadzi Ahmetoviç var. Yani üstelik o da bir yabancı tercihi. Yani bütün bunlara Jetson var. Baktığımızda ciddi manada bir orada kalabalık olduğunu söyleyebilirim ama Jetson'un gitmesini herhalde Beşiktaş taraftarı da istemez, onu da vurgulamam lazım. Şimdi Emrecan Bulut'tan da bahsedelim. Büyük umutlarla gelmişti. Sanıyorum Şenol Güneş dönemiydi geldiğinde ama istenen verimde olmadığı anlaşılacak ki geçen sezon Ümraniye'ye kiralanmıştı. Bu sezon bir kademe yukarı çıktı. Çaykur Rizespor'a kiralandı. Çaykur Rizespor da resmen açıkladı. Onu da söyleyelim. Gelelim şimdi tabii ki sağ bek sol bek konusunda ne olacak diye bir soru işareti var. Sağ bekte Svensson'la Onur Bulut ikisinin rekabetinden bence Beşiktaş bir sağ bek arayışına girmesine gerek kalmayabilir. Ama biri giderse o zaman başka şeyler konuşulabilir ama sonuçta böyle bir durum var. Sol bek transferinde de Masuaku var. Emrecan Terzi var. İşte Masuaku ile ilgili de yine onun daha üstünde bir sol bek bulunabilir mi? Maxim de Kuper'den bahsedelim. Bu Kulüp Brugge'ün oyuncusu, şöyle bir durum söz konusu. Belçikalı oyuncunun fiyatı 20 milyon euro. 55 maçta 4197 dakika 5 gol 5 asistle oynayan önemli bir sol bek. Şimdi Masuaku ile kıyaslanabilir. Yani tanıyanlar daha iyi kıyaslayabilirler. Ama şöyle bir şey var. Beşiktaş onu transfer etmek için de Ersin Destanoğlu'yla Muleka'yı vermek, belki bir miktar para vermek, böyle dengelemek istiyor. Ama bakalım sonuçta Maxim de Kuyper için nasıl bir sonuç çıkacak. Bir de sol bek. Yani Beşiktaş eksik bölgelerini hamlelerle tamamlıyor. Şimdi şöyle bir sol bek alırsa Masuaku'yu gönderir diyelim. Yani stoper bölgesine bir oyuncu alırsa iki. Diğer tarafları kapattı. Bir de santrofora ihtiyacı var. Ha, diyeceksiniz ki santroforu var zaten.
Ama şöyle bir isteği de var hocanın, ondan bahsedelim. Diyor ki bir de bir pivot santrofor ihtiyaç halinde. Bakın bunu en çok Hollanda yaptı. İşte o manada da Futvegorst ismi gündemde. Ama İtalyan basınına çok değişik bir isim yansıdı. Onu vurgulamam gerekiyor. Tutto Sport diyor ki Arkadiusz Milik Beşiktaş'a gidiyor. Beşiktaş'ın teklifi var kendisine diyor. Hatta şöyle de bir yazısını okudum. Diyor ki üst düzey iki hücumcu almak istiyor Beşiktaş, Van Bronckhorst. Bu ikisini bazen beraber kullanmak, bazen de rotasyonda değiştirerek kullanma düşüncesinde diyor. Geçen sezon 36 maçta 8 gol 1 asistle oynadı. Ayrılmaya da sıcak baktığını söyleyelim. Evet, Beşiktaş'ın gündemini sizlerle paylaşmaya çalıştım. Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın.